Borcunuz var mı? At aldım, yat aldım, kat aldım. Teröristlerin eline geçtik. Girmeyeyim bu konuya. Yaşamak için bile borçlanarak. Şu anda ilk taksiti ödedim. Bir şey başıma gelecek mi diye korktum. 1250 kira veriyorum. Mecburiyetten. Aa, çok şükür. Bankaya gel dediler. Borçsuz insan var mı acaba? Borç mu? Tabii var. Borcu olmayan insan yok ki Türkiye'de. Nereye var? Her yere. Kredi borcu. Borcum yok, benden kralı yok. Borcunuz var mı diye soruyoruz İstanbul halkımıza. Kimin yok diye sorayım. Gerçi soruya soru olmaz ama kimin yok? Ne borcunuz var peki? Ne aldınız da borçlandınız? At aldım, yat aldım, kat aldım. İşin esprisi bir tarafa. Tabii, tabii ki geçim sıkıntısı herkesin. Ben yemedim, al sen ye olarak dolandırılmalar çok olduğu için biz de o kazazedelerden kişiyiz. Onların borcu. Başkasının yani ben gelin biraz öyle oldu. Yani ben gideyim şunu alayım da şuna borç yapayım olmadı bizimkisi. Ama çoğu insan ne yapıyor? Ben sen davaları da çok olduğu için aman onda var bende yok. Alayım, edeyim. Gösteriş meraklısı da çok fazla. Öyle yani ama benimkisi sadece ben yemedim al sen ye oldu. Ya borçsuz kimse var mı yani şu an dönemde? Siz borçlu musunuz? Ya boş ver. Neyin var mı? Borcunuz var. Girmeyeyim bu konuya. Borcunuz var mı bu dünyada ama? TV ışık. Evet. Borcum var evet. Neden borçlusunuz? Ne borcunuz? Kredi kartlarına borcumuz var. Yaşam koşulları tabii ki. Yani bu koşullarda borcu olmayan maaşlı insan var mı? Mümkün değil. Sizin ne borcunuz var? Hanımefendi kredi kartı dedi. Aynı. Çünkü başka bir borcumuz olması mümkün değil ki. Başka bir şey alamıyoruz. Yaşamak için bile borçlanarak harcıyoruz. Bu. Borcunuz var mı? Evet var. Neden? Bazen gerekli oluyor, yapıyorsunuz. Ne aldınız da borçlandınız? Yani bazı ihtiyaçlarım vardı. Özel ihtiyaçlar. O yüzden kredi çektim. Borca girdim. Şimdi ödüyorsunuz. Yani mecbur. Peki zorlanıyor musunuz öderken? Yok. Zorlanmıyorum. Şu anda ilk taksiti ödedim. Ayarımı tutturdun mu diyorsunuz? Yani evet, ayarlamaya çalışıyorum kendimi ona göre. Bunlar giysi ihtiyacı mıydı? Ev miydi? Araba mıydı? Vesaire. Ameliyat olmam gerekiyordu. Onun için çektim. Teşekkürler. Bir de özel ihtiyaçlar. Araç için falan. Borcunuz var mı? Var mı borcu? Bence tamamen. Borçlu. Borçluyum. Neden borçlu? Ekonomik krizden hak ettiğimiz ücret alamıyoruz. O yüzden. Ne borcunuz var? Benim aldığım mesela asgari ücret 1250 kira veriyorum. İki tane işte bak çocuğum var. Oğlum 2 yıllık anestezi okudu. Atama yok. Sağlık Bakanlığı atayacağız diyorlar. Atama yok. Çocuk çalışamıyor. Kızım liseye gidiyor. Tek başına bir insan nasıl mücadele verir de borçlu olmaz. O bankadan alıyorsun, orayı kapatıyorsun. Oradan alıp orayı kapatıyorsun. İstanbul'un borcunu soruyoruz. Borcunuz var mı? Borçlu musunuz? Vallahi şu an hiç borcum yok. Çok böyle iş yerim, herhangi malım mülküm olmadığı için öyle kendi yağımdan kavruluyorum yani. Taksitten dahil hiçbir şey almıyorum. Neden? Faiz alıyorlar. 3 liralık şeyi 5 liraya alıyorsun. 5 liralık şeyi 10 liraya alıyorsun. Yani tuzluya patlıyor. Borcum yok, benden kralı yok. Evet. Neden borçlusunuz? Neden borçluyum? Şey var, ihtiyaçlarından dolayı borçluyum yani. Nereden borç aldınız? Kişisel mi, bankalar? Bankalardan. Kredi borcunuz var. Evet. Peki ne almak için aldınız? Neden borç aldınız? Neden borçlandınız? Kredi kartlarını kapatmak için işte mecburiyetten. Mecburiyetten derken açabilir misiniz bize bunu? Yani ne yaptınız da borçlandınız? Yani harcamaları biraz fazla oldu, ondandır. Borcum yok ya. Yok mu? Sizin? Benim de yok. Çok %'si küçük bir kesimden ha? Borcunuz var mı? Borcum yok. Yok mu? Aa, çok şükür. Efendim? Yok. Borcunuz var mı? Borcumuz. Evet. Borcunuz insan var mı acaba? Ne borcunuz var?
Kendisine sorun vallahi, bilemeyeceğim. Efendim? Borcunuz var mı? Yok, borcum yok, sağ ol. Borç mu? Tabii var. Neden borçlusunuz? Neden borçluyum? Ne suç işlediniz de borca girdiniz? Vallahi herkes bu dünyada suçlu, ne bileyim yani. Yani bir şey mi aldınız? Ev aldım. Ev aldım. Evet. Kredi borcu? Evet, kredi borcu. Herkesin borcu var. Ne borcunuz var? Minnet borcum var. O da iyiydi. Peki başka maddi olarak borcunuz var mı? Yok, ben pek Türkiye'de yaşamıyorum ama yurt dışındayım. Ha, nereden geliyorsunuz? Romanya'dan. Romanya'da ameliyata gittim. Orada o durumda borçlu olmuyor mu insanlar? Oluyor canım, her yerde borçsuz insan var mı? Kıyas yaparsak? Kıyas yaparsak tabii Türkiye'de. Herkes bu, çünkü burada hep çekler dolaştığı için, çek senet yurt dışında öyle bir şey yok. Burada kağıt veriyorsun, alıyorsun. Önce alırken kolay, ondan sonra ödemesi zor. Evet. Olmaz mı ya? Neden borcunuz var? Nereye borcunuz var? Kredi kartlarına borçlarımız var. Neden? Neden? Bir şey aldı. Örnek bir araç aldık, ona borcumuz var. Alışveriş yapıyorsun, ona bir borcum var. Mutlaka borcu olmayan insan yok ki Türkiye'de. Bilinçsiz harcama diye bir söz kullanılmıştı, hatırlarsınız. Siz öyle bir şey yapıyor musunuz? Hiçbir zaman bilinçsiz bir harcama olmaz. Bütün yapılan harcamalar bilinçli olur. Ya ihtiyaçtan dolayı olmuştur, ya zaruretten oluşmuştur. Yani bilinçsiz bir şeye katılmıyorum. Borcu mu? Evet. Var tabii ki. Nerede borcunuz? Nereye var? Her yere. Neden borçlusunuz? Bağkur borcum var. Borcum yok. Yani kısmi dönülebilir borçlarım oluyor zaman. O da kredi kartı, o da aylık ödüyoruz. He. Kullanıyorum, tabii, ödüyorum. Kullanıyoruz, ödüyoruz. Kalıcı bir borcum yok çok şükür. Var. Neden? Boş geziyorum çünkü, çalışmıyorum ki. Boş gezdiğiniz için mi borcunuz var? Aynen. Kredi borcum nedir bu? Ne borcudu? Kredi borcu. Peki çalışınca ne yapacaksınız? Ödeyecek misiniz? Vallahi gidişat zor. Yani şimdi çalışsam askeri ücret ne kadar? 2000. 2000'de ev mi geçinecek? Kredi kartı borcunu mu ödeyeceğim? Nasıl olacak? Size soruyorum. Borcumuz çok şükür. Allah'a şükürler olsun, yok. Yok. Allah borcu olan... Allah borcu olanlara yardım etsin. Sizin borcunuz var? Hayır, yok. Olmaz mı? Neden borçlusunuz? Neden borçluyum? Kredi kartlarımdan borçluyum. Ne yaptınız? Nereye harcadınız o kadar çok parayı da borçlandınız? Giyim, kuşam, süs eşyası, onları harcadım. Çok mu tutuyor onlar? Evet, çok tutuyor tabii. Hele öyle pahalandı ki her şey. Maaş yetmediği gibi yani kredi kartlarını da zor ödüyoruz. Hayat çok pahalı. Demin dolandırıcılardan bahsediyordunuz. Niye? Bunu ben değil. Hanımefendi de borçluymuş. Ha. Fakat dolandırıldık diyor. O yüzden borçlandık diyor. Başkasının borcu bize kaldı diyor. Ben yani, de dolandırıldım. Ciddi? Evet. Ne yaşadınız? Anlatın, tedikodu edelim. Telefondan İlk dolandırıcılardan biriyim telefondan. Telefondan? Evet. Nasıl dolandırdılar? Dediler ki sizin dediler kimlik kartınızı teröristler elinize geçirmiş. Ben karakoldan arıyorum dedi. Polis memuruyum. Ondan sonra bir dakika dedi. Savcıyı verdi. Ondan sonra savcı bey de dedi ki güya şey dedi, siz dedi teröristlerin eline geçti kimlik kartı. Bana dedi hangi bankalarda borcunuz olduğunu söyleyin. Biz size sonra dedi o paraları alıp geri vereceğiz. Önce siz bize vereceksiniz dedi. Ondan sonra olur dedim. Eşim aldı. Eşim inanmadı. Dediler ondan al telefonu, sen konuş dediler. Ondan sonra ben biraz korkam. Bir de ben savcı kızı olduğum için hani teröristlerin eline geçti kimliğim falan, bir şey başıma gelecek mi diye korktum. Hani korkuya paniğe kapıldım kimliğimi kurtarmaya. Gittim eşime dedim ki aman dedim onu korudum. Dediler biz eve göndereceğiz size şey. Eşine paraları göndereceğiz, o evde beklesin, sen gel karakola dediler. Ben güya karakola gidiyorum. Dur dinle, öyle değil, sen dur. Ondan sonra yollarda beni tekrar arıyorlar. Diyorlar sakın telefonunu kapatma. Eşinden görüşme, kimseyle görüşme. Ondan sonra ben bankaya gidiyorum diye ara sıra beni arıyorlar. Aman karakola gidiyorum diye arıyorlar. Diyorlar yok şimdi bankaya gel dediler. Karakola gitme, bankaya, biz seni kapıda polisler bekleyeceğiz. Yukarıda da dediler şey var, helikopterler var, seni koruyorlar.
Bayağı bir macera yaşadım. Evet. Evet. Devamını merak ettim. Ondan sonra ben oğluma mesaj çektim. Dedi ki anne dedi sen dedi bunlara inanma dolandırılıyorsun sen. Yok oğlum dedim hadi dedim o da dedim hani şey anlamıyor dedim. Ben dedim esas hani teröristler kendimi kurtarayım diyorum. İNG Bank'ta hesabımdı oraya yönlendirdiler. Gittim bankaya dedim ki ben para çekmek istiyorum 40 bin lira. Dediler ne yapacağım parayı dedim ki lazım şey annem hasta da ona harcayacağım dedim öyle de dediler. Ondan sonra kimlik biz seni kapıda izliyoruz dediler sakın abi yanlış yapma sonra seni dediler hapise atarız. Hapis korkusu savcı kızıyım ya. Tehdit ediyor. Hapise. Devamlı açık telefon. Telefonum devamlı açık. Sakın şarjım bitmesin dediler. Ondan sonra iyiydi. Bankadakiler vermek istemediler. Dedim lazım. İlla al parayı diyor. Lazım dedim. Neyse onlar TC kimliklerini verdiler. Şu olmadı etmedi. Sonra bir daha verdiler. Ben o kağıtları sakladım. Bana çöpe at dediler. Ben onları sakladım. Orada akıllandım biraz. Ondan sonra sakladım. Aldım parayı. Dediler ki şimdi kapıya bir araba yollayacağız. Ya parayı havale ettirdim. Havale et dediler. Havale ettirdim. Araba yollayacağız dediler. Sen şimdi arabayla geleceksin. Biz seni arabaya bineceksin. Koruma altına alacağız. Ben dedim arabaya binmem. Kimsenin arabasına binmem. O zaman taksiye atla dediler. Kadıköy'e gel dediler. Kadıköy'e gittim. Bir kafeteryada otur bekle dediler bana. Oturuyorum bekliyorum biz geleceğiz gelen giden yok. Diyorum ki gelen giden yok. Yok diyorlar bekle gelecekler. Allah Allah bekle kimse yok. Ondan sonra emin olmaya çalışıyorlar herhalde. Herhalde. Öbür taraftan hava paramı almak içinmiş. Zaman kazanıyorlar. Ondan sonra şarjım bitiyor dedim. Git şarj cihazı al dediler. Ondan sonra dedim Allah Allah niye ben şarj cihazı alayım o kadar para vereyim dedim. Almadım. Azıcık şarjdan devam etti. Ondan sonra oturdum, kalktım. Ben dedi ha şimdi kalk dediler. Öbür bankaya gel şimdi dediler. Akbank'a. Bak atla taksiye dediler. O sıra oğlum da aramış şeyi, Turkcell'i aramış. Demiş annem dolandırılıyor. Annem dolandırılıyor. Araya girmem lazım. Yoksa demiş sizi demiş şikayet ederim. Annem oğlum araya girdi yoksa sokmuyorlarmış. Anne dedi bak dedi dolandırılıyorsun aklını başına al dedi. İnanma bunlara dolandırılıyorsun dedi. Onun üzerine ben atladım taksiye Akbank'a giderken ondan sonra polis var meydanda. O şu ileride emniyette polise dedim böyle dedim. Abla dedi sen dolandırılıyorsun sakın bankaya gitme. Oğlum da sakın gitme dedi. Orada uyandım. Ama geldim İNG Bankaya param gitmiş. Niye? Havaleden almışlar öbür bankadan. Beni oyaladılar. O süreç içerisinde o beni oyaladılar. Almış. Siz oradan havaleyi yaptınız ya. Yaptım tabii. Peki ne oldu? Alabildiniz mi geriye? Parayı alamadım. Şöyle oldu. O kağıtları aldım ya ben kimlik numaralarını. Evet. Dava savcıya gittim. Savcı kızıyım ya Bakırköy Adliyesi'ne. Karakola gittik. Karakol zabıt tuttu. Ondan sonra iki gün sonra da o kişi yakalandı. İki gün yakalandı. Yakalandı ama. Birkaç 10 ay kadar hapis yattı. Şimdi dava o dava duruyor. 10 ay hapis yattı. Ondan sonra ona bir ceza verdiler. Ama o parayı devlete ödeyecek bana değil. 20 bin lira devlete ödeyecek bana değil. Sizin paranız ne olacak? Benim gitti. Devlet öyle yapıyormuş şimdi. Hayır orada bir yanlışlık yok. Yok öyle avukatım olduğu halde öyle dendi. Hani para siz mağdursunuz ama. Ha mağdurum evet gitti ama devlet alıyor evet, parayı cezasını. 20 bin lirası devlet alıyor. 20'sini devlet 20'sini size bana vermedi mi? Vermiyor. Hiç vermiyor. Hayır. Daha devam ediyor. Bunu iyi biliyor musunuz? Biliyorum yani? Evet avukatım da var. Çok ilginç. Evet ben buna şaşırdım. Şimdi peki çok teşekkür ediyorum. Arabulucu mahkemesine dedi avukatım ama ay oradan da bir avukattan da haber yok. Açmıyor telefonu. O da dolandırdı. O kadar.